Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Yine bir bölme işlemi dersiyle sizlerle beraberim. Bir yıl kadar önce bu dersi çekip yayınlamıştım ve çok ilgi gördü. Ama orada kameram çok iyi değildi. Şimdi daha güzel bir kamerayla, daha iyi bir çekimde ve daha iyi bir anlatımla inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Yine bölme işleminin elemanlarını hatırlayacağız ama İlk önce mantığını söyleyeyim. Mesela bölme işlemi bir şeyi eşit olarak paylaştırmak, dağıtmak demektir. Örneğin öğretmeninizde öğretmenin elinde 50 kalem olsa bunu 8 öğrenciye paylaştırmış eşit olarak. Ve her öğrenciye 6'şer kalem düşmüş. Öğretmen de 2 kalem artmış. Buna kalan diyoruz. Öğretmenin elindeki kalemleri 50. Yani buna da bölünen diyoruz. Ee, öğrenci sayısı bölen kısım. Sonuç kısmımızda bölüm diyoruz. Bu şekilde isimlerini hatırladık. Kalan sayı her zaman bölen sayıdan küçük olmalıdır. Bunu da unutmuyoruz. Bakın buradaki kalan sayı 8'den küçük. Şimdi alıştırmalarımızı yapıp devam edelim. Bölme işlemindeki dikkat edeceğimiz konu bölme işlemine en büyük basamaktan başlıyoruz. Yüzler basamağından eğer varsa daha büyük basamaktan başlıyoruz. Ve ikinci dikkat edeceğimiz konu da her basamağa muhakkak bölen sayıya soruyoruz. Hemen başlayalım. 3'te 3 üç var mı? Bölebilir miyim? Evet, bölebilirim. Bir defa saydığım zaman 1 kere 3 3 oluyor. Ve bir defa yazdım oraya. Şimdi çıkarıyorum. 0 kaldı. Sıra kimde? Onlar basamağında. 9'u getiriyorum aşağıya. Niye aşağıya getiriyorum? Çünkü artık ben burada çalışıyorum. 9'u getirdim ve muhakkak soracağım. 9'u 3'e bölebilir miyim? Evet. 3'er 3'er sayıyorum. 3, 6, 9. 3 defa saydım. 3 kere 3, 9. Bunu da yaptım. Sıra şimdi son basamakta. 6'yı ta aşağıya benim çalıştığım yere getiriyorum. 6'da da 3'e bölmek istiyorum ve soruyorum. 6'da 3 var mı? Var. 3 6 2 defa saydım. 2 kere 3 6. Evet, sonucumuz yani bölüm 132 çıktı. Kalan 0. Elimizde hiç kalem artmamış. Örnek veriyorum. Şimdi diğer bölmeyi yapalım. 3'te 8 var mı? Yok. Bölemiyorum. Neden bölemiyorum? Düşünün elimde 3 tane kalem olsa 8 öğrenciye dağıtmak istesem kalemlerim yetmez o yüzden bölemiyorum 3'te 8 yok yoksa buraya bir sıfır koymam gerekiyor yani sonuç kısmına neden sıfır koyuyorum çünkü bölemedim yok peki baştaki sıfırları genelde koymuyoruz bizler de koymuyoruz okuldaki öğretmeniniz de koymuyor niye çünkü baştaki sıfırın herhangi bir değeri olmuyor ama ortalarda olduğu zaman muhakkak koymamız gerekiyor 3'ü bölemedim ve sıfır koydum şimdi 3'ü bölemedim ama İkisini beraber sormam gerekiyor. 3'ü bölemedim. Şimdi 4 ile beraber soracağım. 34 oldu. 34'te 8 kaç defa var? Sayıyorum. 8, 16, 24, 32. 32'de duruyorum. Çünkü bir daha sayarsam 40 olur ve fazla gelir. Ben 34'ü böldüğüm için 34'ü geçmemem gerekiyor. Kaç defa saydım? 4 defa. 4 kere 8, 32. Çıkarıyorum. 4'ten 2 çıktı. 2. 3'ten 3 çıktı. 0. Şimdi bazen öğrenciler diyorlar ki öğretmenim bu 2'yi niye sormuyoruz? Şimdi sevgili öğrenciler bu 2 çıkarma işleminden geldi. Yukarıdan basamak olarak gelmedi. O yüzden bu 2'yi tek başına sormuyoruz. Bu iki kalan kısımda ve bekliyor bizi. Şimdi diğer basamağa getiriyorum 4'ü ve 4 4 e, gelince ikisi beraber 24 oldu. Şimdi 24'ü 8'e böleceğim. Ne yapıyorum? Sayıyorum yine. 8 16 24. 3 defa sayabiliyorum. 3 kere 8 24 bölmeyi bitirdim. Bakın baştaki sıfırın herhangi bir değeri olmadı. O yüzden baştaki sıfırı genellikle koymuyoruz. Sizin alışık olduğunuz tarz baştaki sıfırı koymadan gittiğiniz tarz. Ve cevap 43 çıktı. Kalan 0. Diğer bölmemize bakalım. 6'da 6 bir defa var. Bir kere 6, 6. Şöyle işaret koyayım belli olsun. 6'dan 6 çıktı 0. Şimdiki sıra kimde? 2'de. 2'yi indiriyorum. Ve soruyorum 2'de 6 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 koymalıyım. Sıra kimde? 4'te. 2'nin işini şimdilik yaptım. 4'ü getiriyorum. Bu kez 24 oldu beraber. 24'te 6. 6, 12, 18, 24. 4 defa saydım. Ha şunu da söyleyeyim. Her defasında böyle 6'şer 6'şer işte 8'er 8'er saymak istemiyorsanız çarpım tablosunu iyice ezberlerseniz çok kolay olur. Çünkü 4 kere 6 24 olduğunu hemen bilirsiniz. Ve yaptığım cevabımız 104 oldu. Diğerine bakalım. 8'de 8 bir defa var. 1 kere 8, 8 çıkardım. Sıra 2'de 2'yi getiriyorum aşağıya. 2'de 8 yok. Yine buraya bir 0 atıyorum. Şimdi 3'ü getiriyorum. 23 oldu. 23'de 8 kaç defa var? 3 kere olsa fazla geliyor. 2 defa var. Çünkü 3 kere 8 24 oluyor. 23'ü geçmemem gerekiyor. O zaman 2 defa söylüyorum. 2 kere 8 16. Çıkarıyorum. 3'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldık. 13'ten 6 çıktı. 7. Burada kaldı. 0. 1'den 1 bir çıktı. 0 oldu. Cevap 102 çıktı. Bu kalanlı bir bölme işlemi. 7 tane de kalan var. Bakın yine 8'den küçük olması gerekiyordu. Ve doğru 7. Diğerine bakalım. Bu kez e, i̇ki basamaklı sayıları sayılara bölerken nasıl yapacağız? Bunu çeşitli şekillerde yapabiliriz. Hadi başlayalım bakalım. 1'de 32 yok. İsterseniz 0 koyarak gidelim. Bu sefer 14'ü soruyorum. 1'i bir, bir, bölemedim. İkisini beraber soruyorum. 14'de 32 yine yok. O zaman bir 0 daha koyabilirim. Şimdi ikisini de bölemedim. Bu kez 3'ünü beraber soruyorum. 144'te 32 var mı? Tabii ki var. Şimdi burada 32 32 saymak çok zor oluyor. Ne yapıyoruz? Şöyle yapabiliriz. Bir basamak bundan, bir basamak bundan kapatıp da böyle kısaltarak bölmeye çalışabiliriz. Bir tane kapatınca 3 kaldı. Bundan bir tane kapattım. 14 kaldı. 14'ü 3'e bölersem tahminen 144'e 32'ye bölmüş gibi olacağım. 14'te 3 kaç defa alabilir? 3 6 9 12 4 defa olabilir. 5 defa saysam 15 oluyor. Fazla geliyor. O zaman 4 kere olabilir. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Bakalım ne kadar kaldı. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık. 14'ten 8 çıktı. 6. Burada kaldı. 3. 3'ten 1. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. 16 oldu. Yapmadığım bir basamak daha var. Onu da getiriyorum. Şimdi 0'ı indiriyorum. Burası oldu. 160. 164. 160'da 32'yi Yine birer basamak kapatarak düşünebilirim. 3 kalır yine. Burada da 16 kalır. 16 da 3. 5 defa olabilir. 5 kere 3 15 oluyor. En yakın yaklaşmış olurum. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde 16. Tam çıktı. Bu şekilde bölme işlemi bitirmiş oldum. Bakın baştaki sıfırları koymasam oluyordu yine. Ben size bölmenin mantığını anlatmak için yine koydum. Artık koymadan gidelim. Cevabımız 45 çıktı diğerini yapalım şimdi. 7'de 87 yok. Ne yapıyorum? İkisini beraber soruyorum. 78'de 87 yine yok. Yine az geldi. O zaman hepsini beraber soracağım. Şimdi öğretmenim 87 87 saymak zor. Ne yaparız? İstersek yine birer basamak kapatırız. Burada kaldı 8. Burada kaldı 78. 78'i 8'e böleceğiz. Şimdi çarpım tablosunu bildiğim için ben 8 kere kaç 78'e en yakın kaçla çarpabilirim? 9 çarpabilirim. 9 kere 8 72 yapıyor çünkü. 10 kere olsa 80 yapar fazla gelir. Demek ki 9 defa var tahminen. Şimdi yapıyorum. Bakalım çarpmasını yapıyorum. 9 kere 7 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 9 kere 8 72. 6 da elde 78. Bakın çarpım tablosunu bildiğim için ezbere Hemen çabucak kaç kere kaç ne eder? Hemen biliyorum. Sizler de çarpım tablosunu ezberleyin diye tavsiye ediyorum. 3'ten 3 çıktı 0. 8'den 8 çıktı 0. 0. Cevap 9 çıktı. Evet, diğerine bakalım. 935'i 28'e böleceğim. 9'u sordum. 28 yok. Başa 0 koymuyorum artık. Alıştığınız gibi devam ediyorum. İkisini beraber soruyorum. 93'te 28. Şimdi 28'in 8'ini kapatıp da gitmeyelim de bu kez yuvarlayarak gidelim. Değişik bir yöntem daha göstermiş oluruz. Hem 28 en yakın kime yakın? En yakın onluk olarak 30'a yakın. O zaman bunu 30 gibi hayal ediyorum. Düşünüyorum. 30'ar 30 30'ar sayıyorum 93'e kadar. 30, 60, 90. Bakın 90'da duruyorum. Bir kere daha saysam 120 olur. Fazla gelir. Kaç defa saydım? 3 defa. 3 kere 30 90'a yaklaşıyor. Şimdi 3 defa tahmin ettim. Çarpalım bakalım. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 84 oldu. 93'e baya yaklaştım. 3'ten 4 çıkmaz. Komşudan aldım. 13'ten 4 çıktı. 9. Burada kaldı 8. 8'den 8 çıktı. 0. Şimdi kim var? 5 kaldı. 5'i getiriyorum aşağıya. 95 oldu. 95'e 28'i 30'a yuvarlayıp saydığım zaman az önce yapmıştım. En yakın 3'er de 3 defa sayabilirim. 3 kere 8 yine az önce çarpmıştık. 84 olmuştu. Ve 84 çıkıyor yine. 5'ten 4 çıktı 1. 9'dan 8 çıktı 1. Bakın kalan 11 oldu. Cevap 33 çıktı. Yine kalan sayı bakın 28'den küçük. Onu da gösteriyorum. Şimdi bunu bölelim. 6 da 6 var. Bir defa var. 1 kere 6 6. Çıkardım 0. Sıra kimde? Yüzler basamağında. Burada sıfırı getiriyorum. Ve getirdiğim sayıyı muhakkak soruyorum. Sıfırda 6 var mı? Yok. O zaman buraya bir sıfır atıyorum. Yok demek çünkü. Diğer sıfırda sıra. Gel bakalım sen de gel. Şimdi bu sıfırı sordum. Sıfırda 6. Yine bölemedim. O zaman bir sıfır daha atıyorum. Son basamağı getiriyorum. 6'yı indiriyorum. 6'da 6 bir defa var. 1 kere 6, 6. Ve bu şekilde bölme işlemini bitirdim. Cevap 1001 çıktı. Şimdi bu bölmeyi yapalım. Daha büyük bir sayı. Bunu iki şekilde göstereceğim sizlere. İlk önce normal böleceğim. Daha sonra kısaltarak böleceğim. Hemen başlayalım. 7'de 70 yok. O zaman ikisini beraber soruyorum. 70'de 70 bir defa var. 1 kere 70, 70 eder. Çıkarırım. Sıra kimde? 5'te. Gel bakalım 5. Ve şimdi 5'i soruyorum. 5'te 70 yok. O zaman bir 0 atmam gerekiyor. Sıra kimde? 6'da. Gel bakalım 6. Geldi. Şimdi oldu burası 56. 56 da 70 yine yok. Yine bölemedim. Az geldi. O zaman bir sıfır daha atıyorum. Şimdi diğerini getiriyorum. Gel bakalım 0. Sen de gel diyorum. Son basamağı da indiriyorum. Ve burası oldu 560. 560'da 70'i sayacağım. İsterseniz birer basamak kapatarak yapalım. Bir bundan kapattım. Kaldı 7. Bundan da kapattım. 56. 56'yı 7'ye bölmek kolay. 7'şer 7'şer sayabilirsiniz ya da çarpım tablosunu biliyorsanız 8 defa olduğunu bilirsiniz. 8 kere 7 56 yapıyor çünkü. 8 kere 0 0. 8 kere 7 56 560 oldu. 0 0 0. Cevabımız 1008 çıktı. Peki öğretmenim bunu nasıl kısaltabilirdik? Şöyle kısaltabilirdik. Tekrar göstereyim. 70560 bölü 70. Şimdi bölünen sayının en sonunda 0 var. Bölen sayının en sonunda da sıfır var. O zaman bir sıfırı bundan, bir sıfır da buradan silebiliriz. Yani eşit olmak şartıyla her iki sayıdan da birer sıfır sildiğimizde sonuç yine aynı çıkar. Biz burada bölmeyi birazcık kısaltmış oluyoruz. Bakalım yapalım aynısı çıkacak mı? 7'de 7 bir kere var. 1 kere 7 7. 0 kaldı. Şimdi sıra 0'da. Gel bakalım 0. 0'da 7'yi sordum yok. O zaman bir 0 koydum. Sıra kimde? 5'te. Gel bakalım 5. 5'te 7. Bölemedim. Yine az geldi. O zaman yok demek. 0. Sıra kimde? 6'da. Gel bakalım 6. 56. 56'da 7. Az önce söylemiştim. 8 kere 7 56 yapıyor. Ve çarpıyorum. 8 kere 7 56. Ve bölmeyi bitirdim. Bakın cevap yine 1008 çıktı. Evet sevgili öğrenciler. İster bu şekilde isterse kısaltarak da yapabilirsiniz. Bu son alıştırmamızdı. İnşallah sizlere konuyu anlatmayı başarabilmişimdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.